Sessizse de önemli değilsiniz. Ben buradan yorum yapayım. Olur olsun. Evet arkadaşlar, şeyse yayınımız başladı. Bismillah diyerek. Bir yönetici bir şey diyor orada ama anlayamadım. Elif Hanım teyze şey mi şey desen şey böyle iyi olur ya. Ben de şey bilmedi bulamadım. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün gene yayına başladık. Şöyle bir dolanacağız bakalım. Bugün paketimiz yok. Dağıtacak yerimiz yok. Evden bugün stres atmaya çıktık. Yani sizin için çıkmadık arkadaşlar. Onu bir belirtelim yani. Başka bir anlaşam yani. Ha. Bugün kendimiz için çıktık. Yap sizin yap sizin yap fakat olmaz biraz da. Bugün 23 Nisan deli oluyor insan diyor arkadaşlar. Ve her zaman dediğimiz gibi Ege TV, Uşak Havadis, Ege Sektör Facebook sayfalarını beğeniyoruz. Ve YouTube sayfalarına abone oluyoruz. Sercan Bey, Kudret Bey ve Adil Samancı da yayınımıza katıldı. Kendilerine selamlar. Hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar bugün 23 Nisan. 23 Nisan'la alakalı hatıralarınız varsa anlatabilirsiniz, yazabilirsiniz. Onu baştan belirtelim. Bugün maalesef pandemi nedeniyle 2 yıldır sönük geçti. Kutlamalar sönük geçiyor. Tabii ki bugün valiliğimiz 14-15'te bir kortej yaptı ama bizler katılamadık. Bahçe çapalıyorduk. Dersem inanmaz. Evde uzanıyordum. Bazı köylerde yine ufak tefek etkinlikler yapıldı. İzmir'de birkaç beldede çalışmalar yapıldı. Belediyeler ufak da olsa uçurtma şenlikleri falan yaptı. Ama sönük geçti. İnşallah öncekilerde bizim de çocukluğumuzda olduğu gibi Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın olduğu işte uluslararası dünyanın tek ve ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'ı kutluyoruz ve aynı zamanda eskisinden hep TRT çocuk şenlikleri olurdu. Onlarca ülkeden çocuklar gelir. Evet, onlar da gelemedi. Kortejler yapılır, eğlenceler. Şimdi herkes kendi ülkelerinin geleneklerini, geleneksel kıyafetlerini, oyunlarını sergilerdi. İnşallah o günler yine gelir diyoruz. Hemen ezan okunuyor. Sesimizi biraz kasalım. Müziğimizin. Zaten şarkı da pek gelmiyor gibi. Şuradan dönelim. Kısa bir reklam şeyi vardı herhalde orada. Recep Bey demiş ki Alaaddin'in reklam birikmiştir. Ondan 3-5 kuruş bekleyelim. Evet yeşil yanda. Alaaddin'in reklamlar birikmiştir. Ondan 3-5 kuruş para kazanmak için çıkmıştır. Seni de bu işe alet ediyordur. Elif haberin olsun, payını al diyor. Tamam, payını verdim ben onun ya, canını sıkma. İbrahim Bey, Ferhat Cucu yayınımızdan Melek Peker iyi yayınlar demiş. Evet, teşekkür Melek ediyoruz. Melek Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Aykut. Melek Hanım da bizim sıkı müdavimlerimizden her zaman takip ediyor. Evet. Aykut. Kendisini hatta bir gün kendimize çay içmeye davet ettiriyoruz. Ettireceğiz bugün işte. Evet, bugün işte yani. Nasip diyoruz. Aykut Alaca, sen yola bak, ben okuyayım. Tamam. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Aykut Bey. Adil Savancı, iyi yayınlar arkadaşlar demiş. Teşekkürler Adil. İyi akşamlar. Geleceğimizin teminatı çocukların 23 Nisan bayramını kutluyorum. Şahsım ve partim adına Gelecek Partisi İl Teşkilat Başkanı Ferhat Cucu. Teşekkürler Ferhat. Biz de kutluyoruz. Ali Murat Yalçındal yayınımızda. Kendisine selamlar. Çimsiz Sendikası Başkanımız Ali Murat Yalçındal. Hemen ezan arası bir reklam Recep molası Bey, verelim. Reklamı veriyor bak. Recep Bey, hemen reklamlara geldik. Anadolu Mola, Anadolu Ulaşım keyifli yolculuklar diler. Keyifli yolculuğun adresi Anadolu Ulaşım ve Anadolu Ulaşım sizi sevdiklerinize, sevdiklerinize size kavuşturur. Anadolu Mola'da her zaman bir sıcak çay, bir sıcak bir tas çorba her zaman bulunur diyoruz ve herkese hayırlı akşamlar, hayırlı yolculuklar. Melek Hanım da hemen çağrımıza cevap verdi. Beklerim her zaman. Özellikle Elif ablayı. Geleceğiz Melek Bey. Elif, ben seni buradan salıveren sen git. Ya yuvalana yuvalana giden geldi. Sen yuvalana yuvalana git. Ender Bey de yayınımızda. Ve sen bana da bir çay ikram edecek bulunur. Neyse, ucundan kıyından sana da bir bardak, tamam. Koparız ya. Fark etmez ya.
Östen o kadar da şey değillerdi yani herhalde galiba sanırsak. Başta güzel kuzucuklarım, yeğenlerimin, annelerin gözünde hep çocuk kalan evlatların diyor ve devamını göremiyoruz şu anda. Bir dakika. Bunu birazdan okuyayım. Ümran, ben kendi sayfamdan açayım, sallandıkça görünmüyor. Vallahi Ümran Hanım döktürmüşsün yine. Ümran Hanım yakında bir çalışmalar var. Ayrıca özellikle arayacağım seni, senin projelerinden de faydalanacağız inşallah. Herhalde galiba sanırsam. Evet arkadaşlar, bugün 23 Nisan. 23 Nisan'da aslında yürüyüşler, kortejler, okullarda eğlenceler, gösteriler yapılırdı. Artık o günleri özlemle anıyoruz, yad ediyoruz. Çünkü öyle bir şey ki sağ olsun Facebook bizi de her zaman hatırlatıyor. Diyor ki işte 3 sene önce, 5 sene önce, 7 sene önce şu olduydu, bu olduydu falan diye. Bugün yine hatırlattı sağ olsun. 7 sene önce oğlumun ilkokul 2'deki gösterilerini hatırlattı bana. Kendisine Facebook'a teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Arasında Hüseyin Biçer de yanımıza katıldı. Hüseyin Biçer de 23 Nisan'ı çocuklarımızın bayramını gününü kutluyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı. Ve Hüseyin Biçer diyor ki dert etmeyin. Derdinizi, sıkıntınızı ben çekerim diyor. Allah yolda koyması da olur, koyusu da olur. Koyduktan sonra sıkıntı yapmayın. Ben her zaman sizi yolda taşırım diyor. Emren Hanım demiş ki başta güzel kuzucuklarım, yeğenlerimin, annelerin gözünde hep çocuk kalan evlatların, tüm dünya çocukların gününü kutluyor ve umut ediyorum ki bundan sonraki bayramların adı gibi bayram tadında, coşkuyla, barış içinde, bizlere yakışır bir biçimde. Aylar öncesinden heyecanla beklediğimiz cıvıl cıvıl rengarenk meydanlarda kutlayabileceğimiz, hiç kimselerin karışmadan, müdahil olmadan milli bayram tadında ortamların olacağı bayramlar diliyorum demiş. Ve binlerce, on binlerce, yüz binlerce kez Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürlerimi sunuyorum. Atam kim engel olursa olsun, nasıl unutturmaya çalışırlarsa çalışsınlar, hiçbir güç bu coşkumuza engel olamayacak, unutturamayacaklar. Tek kişi de kalsak bıraktığın emanetlere son kanımıza kadar sahip çıkacağız demiş. Maşallahın var yani, yemin ediyorum. Nefesim tıkandı. Eyvallah. Harikasın Ümran. Başar Güngör. Ümran Dokur her zaman efendim. Teşekkürler Naciye Peker. Ve Sultan Hanım da şu an yayınımızda. Kendisine teşekkürler. Hüseyin Mişer hayırlı akşamlar abi demiş. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, hatta iki gündür Emet Belediyesi de sokaklarda hem Ramazan etkinliği hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram etkinliği düzenledi. Emet Belediyesi ne de bu duyarlılığından dolayı da teşekkür ediyoruz. Ve şu an ayak uç deposunu geçtik. Baş aşağı sallanıyoruz. Epeydir şey de gelmiyor. Uyucağa gitmiyoruz. Gene de biz gitmiyoruz. Onlar ters oluyor bize. Sizlerin de sorularınız... Ordum yok zaten ya, gitmeye gerek yok. Değil mi? Yani. Zaten ters de orası uzak. Değil mi? Geri dönemiyoruz. Yolla lakalo. Ondan sonra böyleyken böyle oluyor. Ordulu küslüyelim ha. O sokağa girme dediydim ben sana. Evet. O sokağa girdin diye kızdın sen. Ben de dedim sana. Girmeyen dedim. Sen de öyle dedin. Tasdikler gibi yaptın böyle. Ondan dolayı öyle oldu. Haberi daha gidiyor arkadaşlar. Kapşonunu çekmiş. Maskesinden yüzüğü belli olmasın diye. Vatandaş gizli gizli geziyor. Ama sanırsam relax geziyor, bir yere gidiyor. Bayramı kutladı herhalde, ona gidiyor. Olabilir diye düşünüyorum. Ayhan Saman Motoru'nda yayınınızda. Ayhan Saman Motoru'muza da selamlar, hayırlı akşamlar. Motoru'ma da çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz. Malum ara seçim var, ara seçimde motorumuz tekrar aday. Mahallemizin medarı iftarı Ayhan Saman abimiz. Kalbimiz, gönlümüz, reyimiz her zaman seninle. Sultan Kozak selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Sultan. Eyvallah Sultan. Sultan Hanım da şehir dışında Samsun'daydı. Samsun'dan döndün mü Sakarya'ya? Oradaki çekimler bittiyse artık bizim dış ilişkiler sorumlumuz olacak Sultan Hanım. Devamlı şehirler arası çalışmalarda imza atacak belgeseller falan derken selamlar, yayınlar demiş. Teşekkürler.
Hayırlı olsun. Yani burası direksiyon eğitiminin olduğu yer, sınavının olduğu yer. Ya bu affedersin şeye kadar yer, arabada nasıl park ediyorlar bunu? Geri çarıp da. Acaba ben büyük olunca böyle mi konuşmak lazım? Ya ne bileyim ben. Evet. Benimki biraz uzun ya. Araba ya. Ha bak burası tam benlik. Aa, sen buraya park et. Bir deneyen mi? Hatta şu otobüsleri kaldıram sana. Olabilir aslında. Motosiklet bile var. Şenol burada unutmuş motosikletini. Evet arkadaşlar, 23 Nisan'la alakalı hatırası olan, anısı olan, unutamadığı varsa, hatta ilkokulda ezberlediği şiiri hatırlayan varsa onları paylaşabilirsiniz. Şey vardı, ben kısa bir dörtlük. Selam bayram sana dalgalan kana kana. Bana bir dörtlüydü ama gerisi aklıma gelmedi arkadaşlar. Gerisi diye verin. Tamam, bırak kalsın orada kana tamam. Kana. Kana kana su için bugün. Kana kana iç. Ama şeyi fark ettim ben bugün dışarıdaydım. Balkonlar bayrakla doluydu. Evet. Vallahi ben bu öğleye kadar camış gibi yattım. Ama o aşağı dolmuş. Ayasın hayırlı akşamlar demiş. Yok Hüseyin Cemal. Geldim Sakarya'dayım demiş. Şiir mi söylerdim ben orada olsam? Şiirimi söyler mi? Oradan oku yazı ver, sıkıntı yok. O zaman bir orada döktürme de biz de okuyalım buradan, senin yerin ya. Şey sen. Vallahi ona alertin yoksun abi, benim şiir kültürüm berbat. Benim sesim yanıktır, hem okurum İnsan ben. İnsan içine çıkmaya böyle olmuşum ben. Benim sesim yanık olduğu için sıkıntı yok. Bazıları hasta olabiliyor, ondan sonra ondan uğraşıyoruz. Elif gezen gidiyor mesela. Doğru mu lan bu yandan? Bize benzemiyor ya. Tamam evet. Demiş. Dolu gider arkadaşlar. Aha böyle bir gün. Elif abla okursa yazarım, çok uzun diyor. Çok uzun ama ben kenara duruyorum. Benim nefesim yok. Kesiliyor ya. Ben hasta ve yaşlı bir kadınım. Yapmayın bana böyle şeyler. Arabanın mantığı falan kalmış. Nasıl? Arabanın mantığı falan orada kalmış. Ha. İşte. Elif okuyacak gibi yapacak, ben okuyacağım. Canımı sıkma. Başını ben başlatırım, sonu Alaaddin. Gerisini ben. Eyvallah Ümran. Hasan Atik de yerimize kaldı. Ama Elif abla seviliyorsun diyor. Sen de seviyorsun. Yazıklar olsun Sultan, var ya ne diyeyim sana, yazıklar olsun. Vallahi ne diyeyim. Elif sen bundan sonra çıkma bari ya. Demek. Evet, karizma gitti. Gitti vallahi gitti. Konuşsun ben konuş. Beyler neredesiniz bak vallahi. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin demiş İbrahim Bey. Teşekkürler İbrahim Bey. Şenol Yeşilova. Kolay evet. Gelsin başkan, iyi yayınlar. Teşekkürler, arkadaşlar. Teşekkürler Şenol. Demiş. Sağ olasın, var olasın. Teşekkürler. Şenol mesajları okuyorsan dikkat et. Bak orada bir kadın dayanışması var. Artık bekleniyoruz. Vallahi bekleniyorsunuz. Bak, erkekler de gelmeye başladı. İbrahim Uyar. Neredesiniz deyince yazdı. 10 dakikadır İbrahim yayında. Sen de. Sultan hemen döndün ya. Yok yok böyle bir olay. Eyvallah Sultan. Cansın. Onu veriyor bazen. Ayhan Mutarım kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Elif Hanım'a da selamlar. Aleyküm selam. Yani önceki muhtarım. Bana diyor, sonra sana diyor. Yani Elif Hanım'a tamam, diyor. Tamam tamam anladık. Yani hani, gözümüze sokmana onu gerek yok. Onu belirteyim. Ya muhtarım bundan sonra önce benim adımı yazar mısın lütfen? Veya şöyle desin. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Alaaddin sana da selamlar. Derse o zaman biz ikinci bir an hatırlıyoruz. Elif Hanım asla dönmem. Olay şeye döndü vallahi bak bir. Sen ben olayına. Evet. Şey var ya, böyle bir başkanlar olur ya da bir iki arkadaşlar olur. Bu tarz yerlerde birbirine düşman olurlar, ayrılırlar. Olmadı tekrar birleşirler. Programlarda ya. Devam ederler ya, ona döndü bu. Ya şey var. Radyo programlarının olur genellikle. Beyazıt Öztürk'ün programında, Beyaz Show'da kadınlar erkeklerin atışması oluyordu. Güzel. Recep abi bu. Şimdi ben hanginizi destekleyeceğim? Karar veremedim. Reklamlardan aldığınız paydan bana da verirseniz
Hanginiz verirse ona destekleyebilirim diyor. Recep, bir ağaç kirazın yanında iki bağda asma, üzüm. İki dönüm arazi veriyor bak. Arazi değil, asma, ağaç, üzüm veriyor, üzüm. Recep sen oğlum, herhalde bir zaten... destekleyeceksin anlaşılan, bizde bir şey yok. Uşak sakin Sultan Hanım. Siz yoksunuz, sakinleşti. Siz varken hareketlilik vardı. Her gün bir olay her mahallede falan dermişim derler ya. bu arada başınız sağ olsun Sultan Hanım. Arkadaşınızın babası ve dayısı vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Sen dedeleme zaten Şenol, evet. Yani destekleyeceğini söyle. Yaşa, evet Şenol, destekle, dedeleme. Dedeleyim derken farklı anlamlar çıkabilir. o yüzden lütfen yani. Hani kekeşleyenler gibi, çekişleyenler gibi falan. Çivi çakmak veya takoz, balyoz. Böyle bir şeyler var ya tam. Ya arkadaşlar, Uşak'ta gene bir hayat ya. Olay var ve biz gene konuşamıyoruz, gene konuşamıyoruz, gene konuşamıyoruz. Biz yayına çıkmadan gene yasağımız geldi arkadaşlar. Şu çocuklarınıza bir sahip çıkın ne olursunuz ya. Hatta çocuklara değil, büyüklere sahip çıkalım. Ya büyükler artık ayarı kaçtı büyüklerin de. Şu çocukları ne olur başında bir insan olmadan sokağa salmayalım artık ya. Vallahi aslında direkt idam. Az şey kessin, sallayacaksın. Sultan söyleyemiyoruz diyoruz. Nasıl söyleyeyim şimdi oradan? Yasak var, yasak. Yayın yasağı. Yasak. 50 yol ayıyorsa. Bir ondan uğraşmayalım cesaret. Yani. Ondan sonra gidip Çanlı dinleme testlerinde gel oğlum yat bakalım 3-5 yıl. Onu yapanlar o kadar yatmaz, biz fazlasından yatarız diye düşünüyoruz yani, tam bilemiyoruz ama hani düşünüyoruz diyelim, düşünmenin de suçu yoktur diye tahmin ediyoruz. Aile Hanım'a da selamlar. Uşaklı Kadınlar El Ele Derneği'nden yayınımıza katıldı. Özelden söyleyeyim, merak ettim. Tamam, özelden yayından sonra söyleyelim. Kemal yok. 25. Nerede şöyle? 22. Alaaddin yağmasa da gürlüyor ama Elif ne yağıyor ne gürlüyor. İbra Alaaddin'den yana dönüyor. Ah işte eyvallah. Lan yağmasa da gürlüyor diyor. Deyiz ya, kiraz daha olsun gel ağacın biri senin. Hatta üzümden de gel. Olur, iki sefer şey iki kere sen götür. Aynı fikirdeyim İbrahim ya. Sultanım, dediğimiz gibi yayından sonrasında hatırlatalım. Genelde yayın yasakları neyle gelir? Geçenlerde iki hafta öncesinde bir uşak tamam, gibi olay girme, olmuştu. Girme. Yasak çok büyük. Evet tamam, ima etmek de suçmuş. Girme. Başkanım uyardı beni. Girme. Yasiyacımız derneğe başkanım uyardı. Farklı bir şey yapılması lazım. Evet. Aynı fikirdeyim İbrahim. Bak, aslında bana kalsa... Verecekler benim elime. Sen ne yapacaksın diyeme bakalım hadi. Keseceğim, sokacağım. Neyi kessin, neyi sokacaksın? Sen ne yapacaksın? Anladım millet. Vallahi ben... evet bildim bir de evet sultanım, aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey, ben önce şunu yapardım, ayağının altının gerisini bir yüzerdim. Şöyle bir iki dönüm yere bir uzunluğunda uzatardım, tuzla bir yürüttürdüm. Sonra bir keçiye verdim, keçiyi yalattırdım. Ondan sonra dilim dilim böyle önce bir bağmaklarını keserdim, caz diye böyle köze basardım. Abi sen nereden geldin ya? Ondan sonra... Nasıl yerden falan kalmamış sen? Şöyle bir tane dudaklı çam dalını tersten bir tarafına şey yapar. Sonra çevire çevire geri çekerdim. Ondan sonra... Alaaddin'den bu saatten sonra gezmiyorum arkadaşlar. Yanımda bir tane sadist var. Artık oradan orası gerekiyor. Hani siz sordunuz, ben de demedim ne yapmam, ne yapacağımı. Yani başka türlü olmaz yani, bunları canlı yayında yapacağım. Yani böyle yapmak, teşebbü aklına dahi geçirenler, aklına dahi getirmesinler. Yani bizler çocuklarımızın gözlerine bakmaya kıyamıyoruz. Şerefsiz adiler. Neyse ya. Demeyeceğim, sormayacağım. Girme gel o konuya. Konu zaten ileride geçirme. Kırmızı yeniyor. Sol tarafta köpek var. Tekrar nereden geçeceğiz? Doğrayacak şey yok. Ha, yeşil yandı. Elif Hanım ileri gitmiyoruz değil mi? İleriden yayın kesiliyor. Orada yayın kesiliyor aşağıya. Aşağıya. Artık yayının ya da kesilip kesilmediğini öğrendik. Vallahi zengin mahallesinde çekmiyor arkadaşlar. Evet. Otoparkın orada da çekmiyor. Elmalı'da çekiyor yalnız. Elmalı Dere'de çekiyor. Nerede bizim Hilmi? Beğenmiyor bir de Elmalı Dere'yi.
telefon çekiyor. Yolla aydınlık. Sokaklar aydınlık. Ondan sonra şey ırılır ırılır yanıyor. Asfalt süper. Adamın tek derdi market ya. Orada market. Aşağı inip alışveriş yapmak zor geliyordu herhalde ona. 2-3 aylığına alsın gelsin açsın bir markette görsün. O da olmaz. Hadi ben sana söylerim sonra bana hak verirsin hadi canım dersin. Ciddi mi? Tamam İbrahim seninle sonra konuşalım. Senin daha iyi tekniklerin var demek ki. Ya gerçekten kızıyorum ama ya. Artık. Ha, çok şey var içimde de konuşamıyorum. Ah ah. Oluyor bazen arkadaşlar bak. Ve 23 Nisan'da oluyor bu olay daha da acı. Yani. Burada biraz sakin be. Şey ama millet bir hafta yoruldu ya. Evet. Pazar günü akşam bakacak. Ha, yarın akşam, yarın akşam. Yarından sonra akşam bakacak. Arabalar gezmeye başlar. Ortalıkta misafirlikten gidenler görmeye başlarız. Ya bir de bugün evden oradan içeri millet güzel güzel araçlarda son ses müzik dangıdı dangıdı. Dıptıslı dıptıslı müzikler. Sıkıldı artık millet de. Yapacak bir şey yok. Dünya kavruluyor. Vay vay vay. İbrahim. Wow. İbrahim bu tekniği benim öğrenmem lazım. Kralsın. Öyle olacak zaten. Oluyor bazen arkadaşlar. Salih Kılıçoğlu. Selam, iyi yayınlar. Vakalar yaklaşık 3 gün önceye kıyasla 12 bin düştü. Ne düşünüyorsunuz? Selamlar. Salih zaten öncesinde bir bulaş vardı. Yavaş yavaş temizlenmişti. Mutasyona uğradıktan sonra bir bulaşma yaşadık. Bence artık çok az bir bulaşmayan kaldı. Ondan dolayı sayılar inmeye başladı. Bulaşmayan senden ben kaldık. Bize de bulaşma çek herhalde. Evet. Ama ben her seferinde söylüyorum. Ben Karvak kullanıyorum. Evet. Bana tarla çorbasını 2 tas iç. Bugün bir de kaldım. Recep bir şey yazmış. Dur açıyorum. Arkadaşlar yayınlarımızda paylaşırsanız seviniriz. Gözlüğü almayı unutmuşum arkadaşlar da. Ben okuyacağım da karanlıkta göremiyorum arkadaşlar. Ben. Elif bir tane canlı yayın paylaştı Facebook'tan bahçemin halini ben belledim. Bahçeye Alaaddin'e bir göster videoyu bahçe böyle bellenir. Bir görsün beğenirse 40 kişilik ekibi toplayıp onun tarlayı da bellemeye gideriz. Tamam göster Emrecep. Yavrum ben görmemiştim ama hadi bakalım. Ben hakkından nasıl gelim? Düştüğünün bağı ağaçtan diplerini belliyoruz sadece. 5 kişi bir günde beller. Bir günde ne gerek var? 1 saatte bellemeyecek işte adam. 1 saatte belliyor. Tamam ben sıkıntı yok o zaman. Oğlum sen de akşama kadar tarlanın tepesinde bir dingil deyip duracaksın. Ya şimdi iş yaptım belli olsun. Ne kaygısızsın öbür ya. Öbür türlü 1 saatte bitti mi? Anam ondan sonra der. Ya, beren ağrı mı yaptınız der. Hazır götürmüşken amcan gibi falan ne yaptın? Olur ya. Olur bak. Ya sen yan yana tarla. Recep çok pis düşüncelerim var bak. Bir gün bizim voleybolcuları aldım götürdüm. Normal akşama kadar bellediğimiz bayı 10'da bitirdik Elif. Ondan sonra o bittik. Hemen benim abi kahvaltılık bir şeyler atıştırdık. Kirazdan dibine geçtik. Kirazlar da bitirdik. Öğlen 12'de kirazlar da bitti. Öğlen vardık biz. Adam şaşırdı. Ne yaptık siz diyor. Bitirdik. Ya da tekrar bize iş yapmadı. Gitti bak iyi tamam ondan sonra. Onu biz de yapıyorduk ya. Şey bizde de tütün çoktu. Belleme olayı çok fazla yoktu. Hani bağ fazla olmadığı için. Fidanı dikerdik dereye. Ondan sonra tütün işi. Çapaya giderdik. Ayrık ganyaşı bilir misin? Evet bilirim ganyaşı. Berbattır. O tarlaya giderken ayaklarımız geri geri giderdi de öbür tarlaya giderken koşa koşa. Koşa koşa giderdik. Evet Veli Bey de yanımıza katıldı. Mahallemizin medarı iftarı kuaförümüz her zaman
Hatta şöyle diyoruz Alak, biz. Alak diye şoma hızlısın ya. Arabalar çoğaldı. Evet yok dedim çıktı. Maşallah dedim 40 gün yaşıyor benim. Bence de bana maşallah falan demesen. Derbisi günü öleceğiz herhalde. Kötü diyorlar ya. Tükürerek yazsan biraz uzun gider. Hala kanseri balgamadasam daha da iyi gider. Allah seni nasıl biliyorsa öyle istiyor. Ben 40 kişiyle belli. Ben 40 kişiyle belledim. O yüzden dolayı 40 kişi dedim. Nazar değmesin diye. Siz de ortalığı saçtınız yani illa diyor. Evet saçtık mı diyeyim. Sayılan. Ayımı yapıyoruz. Tam yanlış mı yazdı bilemedim ama. Sanki öyle gibi geldi bana herhalde. Sıçramış. Ha, sıçramış mı? Tamam. Ha. Oluyor bazen. Aha Dezen bak balkonda oturup duruyor yukarı ısıtıyor. Elif sen de ne gözü bak projektör gibi ya. Ben gözlüğü unutmuşum diyorum. Sen benim gözden bahsediyorsun ya. Maşallah maşallah diyorum. 41,5 lira. Püz diyorum. Evet, Alparan Bardakçı geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun diyor. Amin inşallah Alperen. Evet Elif burada da sakin bak. Konuş, sakin konuş. Sakin. Konuş. Gavran Karaduman'da yayınımızda. İyi yayınlar demiş. İyi yayınlar diyoruz kendilerine. Şeyve de şeyden. Şehrin ortasında kiralık hobi bahçesi diyorlar. Gördün mü orayı? Bahçe gördün mü? Yazı yok varmış. Kiralık hobi bahçesi kuyulu diyor. Evet, burası kapatmadı lan iyi olmadı ya. Burada ne güzel arada geç yardırıp gidiyorduk. Yok aslında iyi oldu. Orada çok kaza oluyordu. İyi oluyordu da. İnsanlar çok şey yapıyordu. Ben bu tarafta oturdum ya, çok olay oluyordu ya. Kapanınca evet. Rahatladım. Alperen demiş ki, ha bu arada hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Dayanınızı sayın seyirciler. Hiç kimse mi şiir okumadı ya? Valla Sultan okudu da yaz yedi, kaldı gitti ya gitti, kaçtı ya da şiir uzun, onunla uğraşıyor. O ben okursan diyor. Tamam Elif okuyacak Elif, Sultan. Ama şeyde güzeldi, çocuklar videoları göndermişler, 23 Nisan'la alakalı şiirlerini okumuşlar. Birkaç izledim, bayağı içten içten okumuşlar. Evet. Çocuklar da sıkılmış artık evde oturmaktan. Evet, Aysel Hanım da iyi yayınlar canlar 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramımız kutlu olsun diyor. Teşekkürler Aysel Hanım. Teşekkürler Aysel. Evet, Aysel Hanım da her zaman Uşaklı kadın esnafların yanında sosyal medya canlı yayınlarla ve aynı zamanda yardımlarıyla her zaman Uşak'ta önde gelen isimlerden biri Aysel Bulut Hanım efendi. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Aha Tahsin abim geldi. Tahsin abim teşekkürler. Tahsin abim hayırlı akşamlar. Kral abim. Efsane abim. Elif Hanım broşürler çok güzel ve kaliteli olmuş. Eline emeğine sağlık diyor Ferhat. Güle güle Davut Ferhat. Elif Hanım yapar da kaliteli olmaz mı ya? İşimizin ehli olduğunu gösterelim dedik Ferhat. Azdır yapmıyoruz. Sene 94'ten bu tarafa. O da oldu mu la? Oldu. Ben kartım ya bakma sen. Senin tevalet kaybolmuş. Tevfik Bey 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler Tevfik abicim. Kral dişçim. Abi diş adam. Yaptırmak isteyenler, dişi çekilecekler, Tevfik abimi bulsun. Dişini yenilecekler. Evet, kaplamadır, alt üst takımlar yapılır Tevfik abim tarafından. Şeref ve sizlerin izninizden yürüyoruz diyor Aysel Hanım. Eyvallah o şeref bize ait. Halil Çavuşoğlu kardeşimiz de şu an yayınımızda. Kendisine selamlar.
İyi yayınlar diyor. Teşekkürler. Teşekkürler Ali. Abi de buradan gidelim bakalım bugün lan. Bakalım hadi. Belki mantar falan toplarız biliriz. Aa, yol kenarındaki mantarlardan da. Ben de öyle düşünmüştüm. Bir gün abi buradan gidiyorsun. Sana, o sana. Sonra bir de geri döndüm. İyi o da güzel. Yani. Hasan Taşcan da evimize katıldı. Bu seneyi de böyle geçireceğiz anlaşılan. Bakanımız gönüllü oldu, aşıyı yaptırdı. İnşallah bizim Türk aşımızla koronadan kurtuluruz. İnşallah. Haziran'ı bekliyoruz. Aslında biraz ikişer gram vetimisin vurdu mu etkiliymiş diyorlar arkadaşlar. Vetimisin ne? Ya şey neyse ben demeyeyim şimdi. İnekleri oluyor içine. Lan herkes montofon yerine niye koyuyor sen? Ya kimse simantan. Allah Allah. O da güçlendir diyor. Recep. Zehirli mantarları toplarsınız da bak korona döneminde insanlara gece gece iş çıkarırsınız. Zehirli olan mantarlar da hastalanan insana tedavi yapılmıyor. Çok zor oluyor aman dikkat. Ya mantarın zehirlenmesinden kurtulmanın yolu kusmak Recep yani başka bir şansın yok. Kusamıyorsa hemen gaz mıyküre yazın mezara gaz mıyksın. Yok ya. Ben mantarı çok severim. Vallahi ben de. Kültür mantarından zehirlenen tek insanımdır ben. Yok artık kale. Evet. Ama nasıl şöyle becim? Bak, şimdi mantarın her türünde zehir varmış. Kültür ya da kültür olmayan. Çok okumuş veya okumamış. Evet, ya. Okumuş ya da cahil. Hepsinde zehir var. Kültür mantarında da birike birike, vücuda ala ala zehir birikiyormuş. Ha. Sürekli böyle üst üste yediğinde o seni zehirliyormuş. Yani bunu da unutmasın arkadaşlar. Direkt çıkartacaksın. Başka şansın yok. Ağızdan. Başka yerden çıkartma şansın mı var? Ya şu anda biraz hayır, geç çıkıyor. Oradan çıkarsa ölürsün zaten. Geç çıkıyor. Oradan çıkacak diye beklersen ölürsün. Turgay hocam bayramımız kutlu olsun. Alaaddin iyi akşamlar yayınlar demiş. Teşekkürler hocam. Bakıyorum ellerinden seviliyorsun. Tevfik Bey başkanım sağ olasın. Porselen ve implant da yapılır. Bak onları bilmiyordum abi. Ben pek diş sorunum yok ya. Sen orada yaparken gördüklerimi söyledim sadece. Duyurulur ya, arkadaşlar. Porselen ve implant da yapılıyormuş. Pişirirken metal kaşık koyun içine. Eskiden demir fırıtalardı. Yok ya o babam da yapardı onu da biz hala da yapıyoruz da yani etkili aha, olmuyor. Tahsin abim de zehirlenmiş kültürden. Tek sen değil ben de zehirlendim. Vallahi. Kaderimiz hadi, bir Tahsin abi. Hadi Elif neyse sası o zehirliydi. Sen nasıl zehirlendin? Ya Tahsin abi görüyor musun? Aynı kefeye koydu bizi. Ya bak aynı kefeye koymadım. Hadi dedim Elif sası dedim. Sana nasıl oluyor? Ya yine? Şimdi ben mantardan zehirlenip sası olunca Tahsin abi mantardan zehirlenip sası olmuyor mu? Olmaz. Tahsin abi mi olmaz? Tahsin abi bunu bir yarın öper misin? Tahsin abim büyüksün. Öpüyorum ellerinden. Bak kıvırmaya başladı gördün mü Tahsin abi? Tahsin abim canlı. Eline düşeceğin nasıl olsa. Yok Tahsin abim her zaman helala görevdeyken bile her zaman bütün dernek sadece değil bütün herkes derneklerin yöneticilerin yanında olurdu her zaman. Çalışmalarında teşekkür ederiz Rabbim. Emekliliğini sağlıklı sıhhatli hayırlı uzun bir şekilde yaşamayı nasip etsin inşallah. Abim de şanssız ama ya adam emekli oldu korona başladı. Hadi ya. Kahve içiyordum buyurun diyor. Evet gençler 23 sene eğlencesinden geliyor. Tevfik abi bugün gelmeyen başka zaman uğrayan çok kısa bir yayın yapacaktık aslında muhabbet iyi olunca biraz dönüyoruz şu anda. Aha Ars gidiyor. Sansardacın. Valla Sansar gitti. Bisikletin üstünde mi geziyorsun? Yok yok hayır şuradan şu anda geçti. Görmedim ben. Valla şu anda geçti. Adamı görünce direkt ona mı dedin? Yok be adam değil lan. Oradan geçti. Şurada bizim dayının yavru ya.
Elif reklam konusunda zayıfsın, Alaaddin'den kurs aldık. Ben kağıt üzerinde reklam yapmayı seviyorum Recep abi. Konuşurken reklam yapmayı sevmiyorum. Tahsin abi, ben neysem o. Abi, iki gün hastanede yatmış Tahsin abi. Ciddi misin abi? Geçmiş olsun abi ya. Çok çok geçmiş olsun abi. Vallahi sen demek ağır geçirdin o zaman ya. Alperen gene nereye gittin oğlum sen? Playoff'a geçmiş. Biz mantardan, bayramdan konuşuyoruz. Sen gene gittin o yanına. Oluyor bazen böyle. Daha böyle bir gün gidiyoruz. Ana Fatma Can Kur'an kursu diyor. Lan burası ne zaman açıldı? Mahallende Kur'an kursu var bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ya kendim yüksek bir motif mezun olunca. Çok gerek. Fazla oraları takip etmiyor. Ya yani. Oraları takip etmiyor. Onlar ben takip etsin ben. Bak balkonda oturup duru ne güzel. Isçıcım. Can balkonda. Artık kayısıyla, erikle, kirazla çiçek açtı. Evet arkadaşlar, bu arada ev arıyorum ben. Duydunuz mu millet? Fiyat uygun olsun mümkünse. Hatta elektriği, suyu, doğalgazı da ev sahibine ödensin. Mümkünse. Öyle bir ev bulma imkanımız yok herhalde. Ben belli mi onu, belki biri çıkan. Yani böyle de değerli bir abimiz, bir vatandaşımız, bir hacı abimiz çıkar. Der ki bu da benden oluversin der. Bitirem zekatım olsun der. Hayırım oluversin der. Ebeme dedemi rüyamda gördüm der. Belki öyle olur. Olur mu ki? Bilmiyorum. İşte böyle. Genel abim de şu an yayınımıza katıldı. Kendisine selamlar. Yavaş yavaş Atatürk Mahallesi muhtarımız Ayhan Saman'ın sokağına doğru geliyoruz ama kıyından geçeceğiz. İçine girmeyeceğiz. Evet. Eczaneler açık mı diye bakıyoruz. Evet, bir tanesi açık. Ersin'im sağ olasın, var olasın. Edirne'de miydin, Tekirdağ'da mıydın? Hep bunu diyorum ben onu ya. Trakya'daydın da neresinde bilemedim. Vay vay vay. Kentsel dönüşüme giren bakalım. Nereye? Kentsel. Evet, oraya. Şu anda gitmem. Uyandım, uzak gelecek. İş devam ediyor mu? Orada bir bakalım. Nasıl? İş devam ediyor mu? Orada bir bakalım. Evet. Oraya vardır belki ya. Kırtlareli Baba Eski Başkanım. Eyvallah Ersin'im. Öyleymiş. Kırtlareli Baba Eski'ye selamlar. Sınır boylarında sınırımızı koruyor. Yunanlara karşı, Bulgarlara karşı. Orada var diye biz rahatça uyuyoruz. Ersin oradan geldiğinde haber et. Biz burada silahımızı, tüfeğimizi alalım. Çıkalım çok şey, balkonda bekleyelim. Asker mi? Asker. Hayır, şey, uzman asker. Ha, uzun süreli. Uzun süreli. Bunun askerliği çok tutmaz. Aleyküm selam demiş. Şuradan ben edeceğim şimdi kıyından geçen bakalım ben. Bir de burada volt atıyor. Otobüs mü geçsin yok, tren bekliyor herhalde. Dün söylediğim olay. Evet. Sigaraya çıkmış. Evde kesin yasak. Ersin benim oğlan da askere gidecek. Nereye çıkacak bilmiyorum. Hayırlı ne inşallah. Zaman gelecek artık bilmiyoruz. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizin, asker, polis, bekçi, uzman, korucu, kaç korucular kaldı mı bilmiyorum ama hepsinin Allah'ım ayakları taş değdirmesin, sağlık sıhhat versin. Aha polis de gidiyor, kaçan mı? Hep böyle bir heyecan aksiyon yaşamak istiyorum. Böyle bir kaçam. Şurada yok. Amerikan polisleri gibi. Tak tak arkadan da kurşun sarıyorlarmış. İnşallah hakkında hayırlısı olsun abla. İnşallah abla. Düşünsene Elif Hanım. Tam başlıktan köprünün üstünden geçeceğiz ya. O an bir deprem oluyor. Köprü geçiyor.
Sarı takarmış. Sen aksiyon filmi çok izliyorsun herhalde. Sen İstanbul'a git o zaman. Evet. Kesin oradaki şeyi götürürsün. Sen o tünelin içinde kalırsın. Denizin ben, altından geçerken. Ben o tünele girmeme yaram olsun girme. Denizin altından geçerken. Birazdan şey. Orta yerde kalırsın sen. Tamam oradan geçerken şey çatla su. Bu da burada boğulur kalırım ben orada. Alaaddin Dernek işleri yapılır. Bir reklam yap. Oo. Evet arkadaşlar, Tahsin Karın abim, Karın abim biliyorsunuz derneklerden emekli. Derneklerin her türlü işlerini yapar, takip eder. Beyannameler, gelir gider cetvelleridir. Beyanname olayları, kongreler, her türlü dernek işlemlerinizde Tahsin abime müracaat edebilirsiniz. Tahsin abimin eğer numarası yoksa benden özel olarak isteyebilirsiniz. Her türlü şekilde Tahsin abime ulaştırırım ben sizlere. Çünkü Tahsin abim işinin ehli. Hatta yeni sıfırdan dernek kuruluş, spor kulübü derneği, kültür derneği, yardımlaşma derneği, dezavantajlı grupların dernekleriyle alakalı her türlü çalışmalarda Tahsin abime müracaat edebilirsiniz. Arkadaşlar beleş yapmıyor ama. Efendim? Beleş yapmıyor ama onu ya işte söyleyeyim. Gari, reklam deyince demek ki yani beleş olmuyor yani. Beleş olunca yani reklam demez. Belirli bir meblağ karşılığı yani yapıyor. Yani cüz'i miktarda artık o karşılıklı anlaşılan çerçevesinde yardımcı olunur. Tahsin abim başını boşu boşuna şişirmeyin. Ha. Para verin para. Yani kimse kimseye bedava şey etmez canım şimdi yani. Tahsin abimin delinin yemeğini versinler. Aynen öyle. Alaaddin'in rüya devam ediyor. Şuna bir vur uyansın. Gel amraya. Recep vuramıyorum. Şimdi direksiyon o var ya. Ne olur ne olmaz. Şimdi oldu ya benim kafaya vurdu. Benim kafa da bayıldı. Bayıldım ondan sonra gittim kamyonla gidiyor. Kamyonun altında kaldık. Allah ya. Hadi bakalım. Oldu ya. Recep aynı yere döndürdün adamı. Olur mu olur. Recep Önder Bey de yayınımızda. Allah. Adres ver Batıkent durumunda. Batıkent'te burada böyle böyle bir avım vardı ya Zalparan. Adres ver. Hani senin şeye döndü. Şeker alanında benzinlikle petrol hepsi. Kiralık kiralık. Satılık demiyoruz. İki bitimiz bir okka geliyor diyoruz. Eyvallah Tahsin abicim sağ olasın var olasın. Teşekkür ederiz abi. Var olasın. İyi ki de varsın yani. Tahsin abim görevdeyken her zaman başımız sıkıştığında gece gündüz arardık. Her türlü şekilde yardımcı olurdu. Tabi o zaman görevli olduğu için bir şey talep edemez ama bundan sonra aradığımızda hemen önce İBAN'a bir para atacağız. Tahsin abi uygun mu diyeceğiz, şu işimiz var. Orada Cek yani verdi yani yaptığı işleme göre hızlı yapıyorsa demek ki yeterli, yavaş yapıyorsa veya yapmıyorsa, karnını kaşıyorsa demek ki yetersiz. Geçti. Geçmiş. Evet, Doğukan o Galeri ve Erdoğan öyle demiyor. Vallahi. Basri Başkan da yayınımıza katıldı. Basri Başkan selamlar, hayırlı akşamlar. Budaklar Spor Kulübü Başkanı artık hedef barla gidiyor. Budaklar Spor ve Budaklar Gençliği yeni sezona hızlı bir şekilde hazırlıklar yapacaklar. İnşallah şu pandemi biterse muhteşem de bir açılış yapacağız Budaklar Köyü'nde. Hasan Kaya, Kabaklar Köyü Muhtarımız da şu an yayınımıza katıldı. Evet, iki tane güvenlik görevlisi, bekçimiz dolaşıyor. Görevdeler. Allah kolaylıklar versin. Recep abi ömürsün yemin ediyorum ya, öldüreceksen beni. Kolaylısın. Ücret karşılığında hangi mevkide ev aranırsa yardımcı olunabilir. Benim de başıma çok ağrıtmayın, bedava iş yok. Sağ ol Alaaddin, gözüm gözüm açılmasına faydan oldu. Teşekkür ederim sana diyor. Eyvallah. Basri Başkan da hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler Basri Başkanım. Sağ olasın, var olasın. Artık yeni trend Uşak futbolunda Budaklar Spor. Zaten Uşak'taki kulüp var. Yanlışım varsa düzelt Basri Başkan. Bir, Budaklar Spor. İki, diğerleri. Bugün hareket yok buradan. Hayırlı akşamlar demiş Mehmet Saraç. Cenarmadan. Selamun Aleyküm. Uşak'ın cansız sokaklarını canlı olarak evimize getiren saygıdeğer basın mensupları. Teşekkürler Yenal abicim. Sağ olasın, var olasın. Teşekkürler Yenal. Alperen demiş ki adres Cumhuriyet Mahallesi Batıkent Caddesi tarafı. Kiralık eve bakın.
Ha tamam, bildik Elif Hanım. Tam orada nokta atışı bir yerde. Yarın gidelim sonra. Saatte ne satıyor bunlar? Bu şey, müteahhit bu. Benim evim aldım ya bunlar. Al bunlardan. Soran mı? Ne olur biz ne ödeyelim? Reklamımızı yapıyoruz yani valla. Geçen de şöyle yanlış yapanı şey ettim. Başhekim numarası var mı sende? Var. Ali Arası demiş ki zıfırcı iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Ali yani sadece zıfırcıya mı var Ali? Ya erkekle yanışması. Bak Gali sen... Eyvallah Basri. Sanal para geçerli değildir o sanal para. Biraz Ali Cengiz oyunu. Duyurulur Türk parası, dolar, euro, altın. Harici kabul edilmezdi. Abi Türkiye'de yaşıyorsun ya, TL neye yetmiyor? TL neye yetmiyor? Ya şeyde, geçen sene bir bedel öğretmenimiz bana başkan şuraya... Bitcoin'e para yatır, Bitcoin'e para yatır, Bitcoin'e para yatır. Valla göremedim, bir yanına ne gideceğim. Ne oldu Bitcoin? Çok deli para kazandılar da. Ama yazık da bir şey değil. Tosuncuğum tahtını sarstılar ya. Tosuncuk adam, kaç lira götürdü? 1,5 milyar dolar. Bu 2 milyar dolar. 2 milyon dolar. 2 milyon dolar. 2 milyon dolardan fazlaymış bununki. Ya işte bu çok fazla. Vallahi bilmiyoruz galiba. Aslında en iyi iş abi öyle işte ya. Sanal sığır çok memlekette. Tamam, sanal gün yapalım arkadaşlar. Pandemide gelemiyoruz nasıl olsa. Evet. Bunu organize eden. Ali, ablası sana da iyi akşamlar demiş. Teşekkürler. Sanal gün yapalım ama ilk sıra bende arkadaşlar. Ondan sonra beni bulamazsınız. Dur galiba canım, ikinci üçüncü yapalım ondan sonra. İkinciyi de bende yapalım. Ya tamam, ben alayım gidelim. Sen yap devam et. O zaman görüşem yarı yarıya. Sen al yap devam et. Tamam. Bak o çocuğun nereye gidiyor bu saatte ya. Misafirten gidiyorlar gene. Sasılıksın nesi. Bak. Ali ne yapıyorsun, görüşemiyoruz. Her nedense bak bu saray altı, üçgen, park, o civar. Çok hareketli oluyor ya. Evet. İlyas Muhtarım da yayınımızda. Evet. Muhtarım iyi akşamlar. Muhtarım hoş geldin. Bayrakları süsledin herhalde bugün. Gördük. Pazartesiye büyük bir şenlik var. Ortaköy'e bekliyoruz herkes arkadaşlar. Coşkulu bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Muhtarım 4 kitabı şiir ezberliyorum o güne kadar. O gün geleceğim ben de okuyacağım. Kara önlüğümü giyeceğim. Beyaz yakalık dantelli. Öyleydi ya. Benimkini anam dantelli verdi. Yakalım güne. Çocuksun, bir şey de diyemiyorum. Ya harbiden. Laf ettim, tokadı yiyordum. Harbiden senin. Bak çocukluğun çok karışık. Karışık. Yani. Osman hocam nerede? Osman hocam boşuna dövmemiş seni. Vallahi en çok ben Hakkı Kayıksı'ndan, Mustafa Nihat Kahraman'dan, bir de Kadir Köşkü'den dayak yedim. Valla o ikisinden yediğim dayağı şöyle hele yapıştıracaksın. Daha İzmir'e, denize varır. Valla bak bir millet TikTok çekiyor. Biz böyle TikTok koysalar yemin ediyorum. Hit yaparsan. Aynen öyle olacak inşallah. Bekliyoruz. İnşallah mutarım. Ailecek cümbür cemaat geleceğiz. Elif Hanım'ın o gün bir baskı işleri var. O yetiştirebilirse o da gelecek. Olmazsa biz artık geliriz galiba 3-5 kişiye. Evet Osman hocam dedim, Osman hocam okula geliyoruz. Hatta Osman hocam ben okulun arka tarafından dolaşacağım. Belki bakalım orada incin top oynuyordun, hakemlik yapalım. Bize bir çarpmış. Başından sağmasın. Bilmiyoruz galiba valla. Basri'nin şeysini okusana, bir sallanınca karıştı. Evet hemen abi bizlere yardımcı olduğun için ayrıca Budaklar Spor adına teşekkür ederim, iyi ki varsın. Eyvallah Basri Başkanım.
Başta Budaklar Gençliği olmak üzere Basri Başkan'a, Ümit Ay Vekilime, herkese selamlar, saygılar, hürmetler. Budaklar Gençliği'nin ve Budaklar Spor Kulübü'nün her zaman, her daim hizmetkarıyım. İlyas Mutar'ın bugün çocuklar geldi Mutarlığa. Onlara devrettik, pasta kestik, güzel oldu. Mutarım, vallahi helva istekini istiyorum. Kusura bakma da. Yani o pastadan bize kalmadıysa bilmiyorum hali. Vallahi bize 8 katlı pasta yaptırman gerekiyor artık. Bir tane de kılınç. Başka türlüsü kurtaramaz Mutarım ona göre. Yoksa Elif Hanım okla oynan geliyor. Merdaneyne. Eyvallah abi demiş Basri. Evet Osman Hocam, izliyorsan veya sonradan izleyecek olursan okulun arka taraf bahçede bakayım mı? Lüy! Ne diyorsun orada? Tamam, yok hocam, kimse yok. Lojmanlardaki güvenlik de Alaaddin'e bakıyor arkadaşlar. Ne diyor? Ya manyak, kim bu topuğuna sıktıracak ha? Yasin hep şeyimdir benim bu şu. Bu polisler bir korusa beni bir gün mü? Tövbe yarabbim. Adam güvenlik kabininden için. Geçen de iki defa. Bir 5 lira yaptık. Ha, 2-5 lira yaptık. Bir de polis de yaptık. Kaçtık. Arabayı tanıdıklardan gelmiyor ona arkamızdan. Gelsene. Eyvallah başkan. Açılışa pastayı kesem. Deveyi kesem. Bir şeyler kesem. Muhtar kızım demiş ki daha kocamanından yaparız. Yeter ki siz isteyin. Eyvallah Muhtarım. Sağ olasın. Arkadaşlar bak gözde Üner'in yanındaki Alaaddin Piliç var burada, bak gelin. Benim değil ama fiyat piliç 14.90 diyor. Marketlerde ve diğer yerlerde 14.90, 15.90. Burada 1 lira daha ucuz Alaaddin Piliç'te. Alaaddin'in pilici iyidir. Gelin yiyin. Deli deli. Onu biliyorlar, o deli idare edeceğiz dediler. Delidir, ne yapsa yeridir. Alaaddin'in, onun tahtanın biri eksik, benim ikisi eksik. Oluver bazen ya. Vay vay vay. İşte böyle gidiyoruz arkadaşlar bir gün. Sonra öbür tarafa gittik. Ya bu ne de? Alperen'e sor bakalım bildiği bir yerde benzinlik var mıymış? Alperen bildiğin yerde benzinlik var mı? Sigaram bitti mi? Sigara var, sıkıntı yok. Ama arabada sigara içmem arkadaşlar. Ayıp oluyor yani. Hakikaten var mı? Evet. Ay şaka maka vallahi, bak bir gene bir saattir dolaşıyoruz ha. Oo. Ya şu pislikten dolanarak. Yeter mi galiba o zaman? Aha pilin de bitiyor. Valla arkadaşlar pilin bitiyor. Ben kendime bir şey dökeyim. Şarja dökeyim kendime. Şurada bir duran fan obasından geçerken görürlerse cezayı kilitliyorlar hemen. Arkadaşlar, sanki o... buradan görmüyorum o besesini. Duruyorsun amma, dur akın ediyorsun. Evet. Metin amcaoğlu da yanımıza geldi. Kendisine selamlar, hayırlı akşamlar. Ya Elif Hanım şu belediye söyle, şuranın şavkını biraz kassın ayarını ya. İnsanın gözünü alıyor. Onu ayarlayamadılar ya. Yani. Vallahi gideceğim bugün. Şeyde sıkıntı var, LED'de çok yüksek elektrik. Ya hem elektrik de fazla gidiyor yani. Yazık ya, insanın gözünü alıyor. Zaten gözden benim garanti pek yok. Bir de bununla geçtim mi? Kayış gibi oluyorum. Kavşan karasın ben sende. Hay ya. O pet tanımalanın orada diyor. Tamam Alperen. Orayı hiç aklınıza gelmediydi bak. Evet. 11 nerenin de arkadaşlar ya? 11 Bağ 142. ATM'den para çektiler, gidiyorlar ekmek alacaklarmış. O yüzden yani, yoksa yanlış anlamam. Ya artık bir de arkadaşlar sokağa çıkmayla alakalı bir bahaneniz daha var. Aşı vurmaya gidiyorsun den sıkıntı yok. Güftadan sahura kadar da aşılar daha çok yoğun zamanıymış. 225 tane dolduram tamam. İBAN numarasını geçen gün attıydık. Ağrı'ya Batı Bey. Sen 225 at, biz 250 liralık doldururuz. Sıkıntı yok.
Hala şu yan taraftaki yere bitirememişler. Yıkılan yeri ya. Adamla bir kazı yaptılar. Orada bitmemiş de yayından sonra seninle bir görüşeyim. Tamam. Hastaneden bazı sıkıntılar varmıştı. Onunla alakalı. Hangisinde? Öztan'da mı? Devlet Hastanesi. Öztan'da da duydum ben de birkaç şey. Yok yok, Devlet Hastanesi'nde. Öztan duymadım da birkaç kişi aradı. Birkaç kişi arayınca birkaç aranacak yer var demektir. Tamam, o zaman arayalım birkaç yere. Evet, Akarcı'yla Ali abimiz de, Ali Niştem de şu an yayınımızda. Kendisine selamlar, hayırlı akşamlar, hürmetler. Kızımıza ve yeğenlerimize selam. Yurtdünü kaçık arkadaşlar. Fetva attığında herhalde 24 saat için görevdeler. Alo, fetva attı. İğne orucu boza mı? Neden onu da? Şekersiz sakız orucu boza. Şekersiz sakız orucu boza mı? Sigaranın dumanı istemeden çektiğim zaman niyetim bozulu mu? Unutmuş gibi bozuldu. Yapıp suistem, evet. Orucu bozan mı? Ya var ya. Geçen sene ne bozuyorsa bu sene de aynısı bozuyor. Evet. Ya aslında klasik şey, teori. Giren orucu boza, çıkan abdesti boza arkadaşlar vücuda. Öyle bir şey yani. Sonrasıya kadar okusa zaten bir şey. İşte öyleyken böyle oldu arkadaşlar. Hala sokaklar sakin. Ya bugün benim aklıma bir şey geldiydi. Tam şeydeyken genel Türk'ün aklı orada gelir derler ya. Tam orada bir akşam dedim, yayında onu soramadım. Hocalara kesinlikle doğru düz cevap veremeyecekler dedim ama bir dakika geldim, not alacağım, o soruyor. Orucu bozan bozmaz mı bilemeyecekler. Tamam, Anadolu Mola'ya gidiyoruz ya, sen bir gir çık. Tamam. Aklıma gelir herhalde. Aklıma gelir herhalde. Herhalde. Tövbe yarabbim. Ne oluyor fazla? Ay Allah'ım. Evet arkadaşlar, eve yöneldik. Evet, yayının sonuna doğru geldik oldu. Yayının sonundayız. Tam küçük çarşı, üçgende, muhteşem Türk bayrağının önünde yayınımıza son vereceğiz. Bayrağı da kaldırmış oluyorlar. Yok, duruyorlar, duruyorlar. Olsa gelse açarım yani, olacak. Evet, amaç oruç değil, insanların kafasına karıştırmak. Aynen öyle, amaç insanları dinden soğutmak, dinle alakalı. Yok yok öyle diyor. Zaten bir de şöyle bir şey var. Genelde de bu tarz soruları hiç tutmuyor. Oruçla, namazla, niyazla alakası olmayan insanlar soruyor. Ya kardeşim, o Müslümanları ilgilendiren bir şey. Müslümanlar da zaten gereken ne olsa biliyor. Zıppırt olmadık şeyler yok. Bir de şey var, kurbanda en iyi illet olduğum soru şu. Kurbanda tavuk kurban olur mu? Neymiş efendim? İki bacak daha eklesin. Adamın imkanı yok. Ya kardeşim, adamın imkanı yoksa zaten ona kurban düşmüyor. Allah'ın sassa. Evet Elif Hanım, ben hemen tekrar son sözlerimi söyleyerek evet sevgili Uşaklılar, Ege TV Uşak Havadis ve Gazet 4 sayfalarının YouTube sayfalarına bir abone oluruz, Facebook sayfalarına beğeniyoruz ve aynı zamanda yayınlarımızı paylaşıyorsunuz ve yarın akşam inşallah bir aksilik olmazsa çıkarız diye düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Ne olur ne biter bilmiyoruz ama şunu diyorum ben, iyi akşamlar Uşak, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa kendinize mukayyet olun, sağlıcakla kalın efendim. Evet arkadaşlar, bugün 23 Nisan'dı. Çocuk bayramıydı. Bayrama gülerek başladık ama biraz sinirli bitirdim ben akşam üzerine doğru. Yayında biraz eğlence, stres atmaya çalıştık ama gene de kötü konuştuysak, bir sıkıntı olduysa kusura bakmayın arkadaşlar. Sinirlimize verin. Kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere. Veyahut da bizim çocukluğumuza versin. Bugün aynen çocuk, bayram ya. Aynen öyle. İyi akşamlar.